Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle fırfırdan küçük bir dağımız var. Küçük dağlarımızı yapacağız. Dağlarımızın üzerine de sinek kanadından çiçeğimizi oluşturarak modelimizi tamamlayacağız. İki dağ arasında 3 tane zürafam var. Burada da 3 tane zürafamı yaparak hazırladım. Şimdi hemen bir sonraki dağımı yapmaya başlıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batarak buraya zürafamı yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Ve buraya iki tane pırpır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. Tekrar batıyorum. İkinci pırpırımı da yapmış oldum. Şimdi arasında iki tane zürafam var. Buraya üç tane zürafa yapıyorum. Bir, iki, bir tane daha yapıyorum ve üç. Şimdi son yaptığım zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Hemen buradaki pırpırıma batıyorum. Bu şekilde ipimi ayarladım. Pırpırımın içine batarak buraya tekrar pırpır yapıyorum. Buradaki ipimin içine batarak ikinci pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde ikinci pırpırımı da tamamladıktan sonra zürafamın içine batıp aşağıya dönüyorum. Birinci pırpırımı yaptım. Bu şekilde tekrar zürafamın içine batıp İkinci pırpırımı yaptım. Tekrar buraya 3 tane zürafa yapıyorum. Bir sıra daha yapacağız. İki ve üç. 3 tane zürafamı yaptım. Son yaptığım zürafayı batıp buradan geri dönüyorum. Hemen pırpırımın içine batıp bu şekilde ipimi ayarlıyorum. Hemen bir üstteki pırpırıma batıyorum. Aynı şekilde buradaki ipimi de ayarlıyorum. Pırpırımın içine batıp buraya pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Üzerine iki tane değil de bir tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu pırpırın üzerine çiçeğimizi oluşturacağız. Bu şekilde tek pırpırımı yaptıktan sonra hemen bir alttaki pırpırıma batıp buraya pırpırımı yapıyorum. Birinci pırpırıma. Tekrar buradaki ipin içine batarak ikinci pırpırımı yapıyorum.
Tekrar zürafamın içine batıp aşağıya dönüyorum. Birinci pırpırımı yaptım. Tekrar zürafama batıp ikinci pırpırımı yaptım. Bu şekilde dağımı tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi tekrar arasına 3 tane zürafa olacak. Bir tane de bir sonraki dağımı oluşturmak için buraya zürafalarımı yapıyorum. 2 3 4. zürafamı yapıyorum. Ve son yaptığım zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Arasında 3 tane zürafam var. Tekrar buraya, burada başlamış olduğum gibi 2 tane pırpır yaparak bir sonraki dağıma başlıyorum. Bu şekilde diğer dağımı da yapıp tamamlayacağım. İkinci dağımı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi üzerindeki çiçeğimizi yapalım. Hemen oyamın ters yüzünü çeviriyorum. En üstteki pırpırımın içine batarak ipimi bu şekilde uzunca üzerine koyuyorum. Buraya bir düğüm attım. Hem bunun sökülmemesi için hem de ipim iki kat olduğu zaman üzerindeki sinek kanatlarım daha düzgün durduğu için bu şekilde başladım arkadaşlar. Hemen düz yüzünü çevirdikten sonra pırpırımın içine tekrar batarak buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aşağıya döndüm. Hemen ikinci sinek kanadımı yapıyorum. Hemen pırpırımı yaptım. Pırpırımın içine batarak tepesine düğüm attım. Tekrar aşağıya döndüm. Hemen üçüncü sinek kanadımı yapıyorum. Üç oldu. Toplamda 5 tane sinek kanadımız olacak. 2 tane daha hemen yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Hemen buraya bir tane daha yapıyorum. Sonuncusunu. Evet, 5. sinek kanadımı da yaptıktan sonra burada ipimi kesiyorum. Hemen bu alt kısmındaki ipimi de kesiyorum. Bu şekilde üzerine çiçeğimi oluşturmuş oldum arkadaşlar. Hemen diğerini de aynı şekilde yaparak
tamamlayacağım. Diğerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.